Merhabalar, ben Avukat Onur Bilgi. Sizlere bugün icra takip açılışı, borcu itiraz ve borcun kapatılması ile ilgili bilgilendirme yapacağım. İcra takipleri iki şekilde yapılmaktadır. Bunlar bir ilamlı, bir de ilamsız olarak ikiye ayrılmaktadır. İlamlı icralar mahkeme kararıyla ya da mahkeme kararının niteliğindeki kararlar da bunlara dahildir. Örnek vermek gerekirse eğer tüketici hakem heyeti kararları bunların içindedir. İlamsız icra takipleri ise herhangi bir alacağın hiçbir belgeye dayanmadan direkt icra kanalıyla borçluya tebligat yollanılmasıyla beraber başlayan bir süreçtir. İlamlı icra takiplerinde itiraz yolu açık değildir. İtiraz edilmek için önce yani mahkeme kararına itiraz edilmesi gerekir. İlamsız icra takiplerinde itiraz yolu açıktır. Borçlu itiraz ettiği takdirde alacaklının itirazın iptal davası açması gerekmektedir. İlamsız icra takipleri borçlunun yerleşim yeri adresinde yapılmaktadır. Sözleşmeden kaynaklı bir borç ise sözleşmenin yapıldığı yer icra dairesi bu konudan sorumludur. Eğer ki alacaklının elinde kambiyo senedine dayalı bir senet veya herhangi bir değerli kağıt yoksa bunun için genel ciz yolu ile takibe başvurulur. Alacaklının takip talebi üzerine borçluya ödeme emri gönderilir. Borçlu eğer itiraz etmezse ödeme emri kesinleşir. İlamsız icra takiplerinde itiraz yolu açıktır. İlamsız icralarda belgeye dayanmadan icra takibi başlatılabilir. Genel ciz yoluyla takiplerde itiraz borçluya tebligat geldikten sonra 7 gün içinde yapılır. 7 gün içinde itiraz edilmezse eğer dosya kesinleşmiş olur, icra takibine geçilir ve alacaklı haciz yapma hakkına sahip olur. Eğer borçlu borcunu bildiği takdirde itiraz ederse ve alacaklının elinde borcunu kanıtlar nitelikte belgeler var ise icra inkar tazminatı ödemek durumunda kalır. Bu da %20 gibi bir rakamdır. Borçlu eğer itiraz ederse alacaklı 6 aylık süresi içerisinde itirazın iptal davası açmak durumundadır. Söz konusu bir itirazın iptal davasında ispat yükü alacaklıya aittir. Takip kesinleştikten sonra alacaklı 1 yıllık süresi içerisinde haciz yapma hakkına sahiptir. Eğer 1 yıllık süresi içerisinde herhangi bir işlem yapmazsa dosyada dosya takipsizlikten kapanır. Bu sebeple de dosyayı yenilemesi gerekmektedir. Bunda da harç masrafları çıkmaktadır. Borçlu iki şekilde ödeme yoluna gidebilir. Birincisi icra dairesine ödeme, ikincisi ise avukata ödeme şeklinde. İcra dairesine eğer ödeme yapmak isterse borçlu dosyanın güncel kapak hesabını almalıdır. Dosyanın kapak hesabını aldıktan sonra güncel borcu karşısına çıkacaktır. Bu borcu icra dairesine ödediği takdirde dosya kapanır. Eğer ki dosyada bir miktar indirim yapılmasını ister ve alacaklı vekiline başvurursa alacaklı vekili müvekkiline danışıp bir miktar dosya borcundan indirim yapabilir. Bu da vatandaşın lehine bir durumdur. Burada alacaklı vekiline başvurup ödeme yapıldığı takdirde biz buna haricen tahsil bildirimi diyoruz. Burada avukata ödeme yapılıp avukat ödeme sonrasında icra dairesine haricen tahsil bildirimi yapıp dosyanın kapanmasını talep eder. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.